92 doğumluyum. 95'te köy boşaltımlarından kaynaklı köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. Ama ekime biçime devam ediyoruz. Ekmeğimiz buradan çünkü. Buğday ekiyoruz. 2 senede bir pamuk veya mısır ekimimiz var ikinci ürün olarak. Biz şehre taşınmak zorunda kaldık. Silopi'ye. Tabii ki yaşımız küçüktü o zamanlar. Oraya adaptasyon süreci de çok uzun sürdü. Yıllarımızı aldı. Şimdi tekrar köye gidip geliyoruz. Ekimlerimizi ekmeye devam ediyoruz. Hani tamamen köyü insansızlaştırma politikası var ama biz buna karşı bütün köy halkı olarak ekimlerimize devam ediyoruz. Yerleşen köylüler de var. Bizden, aileden insanlar da var. Öyle devam ediyoruz. Genelde buğday ve arpa. Bir de mercimek ekimlerimiz var. Genelde bunları ekiyoruz. 2 senede bir de işte ürüne göre mısır veya pamuk. Sulama bizde olduğu zaman, bu köye verildiği zaman mısır veya pamuk ekiyoruz. Ekiminden hasılatına kadar, mazotundan gübresine kadar, işçilerin geliminden eve gidimine kadar, yemeğe kadar hepsiyle ben ilgileniyorum. Şimdi ben buğday ekiyorum. Buğday ekimin ya verim güzel fakat hayat çok pahalı. Ekonomik nedenlerden kaynaklı ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Çünkü mazot çok pahalı, tohum çok pahalı, gübre çok pahalı. Şeye vurduğum zaman ekonomik olarak zaten benim harcadığımı karşılamıyor. Bilirsiniz ekmek ücreti artıyor fakat buğday sattığın zaman ucuza satıyorsun. Ters bir orantı var. Ama ona rağmen de hani dedelerden kalma, onu devam ettiriyoruz. İki, kadın oluşun bir dezavantajı da var. Yani topluma göre, bölgeye göre. İlk kadın çiftçiyim ben. Sen yapamazsın, sen edemezsin, aa sen mi yapacaksın şeklindeki konuşmalara şahit oluyorum. Birebir bunu yüzüme söylüyorlar. Mesela mazot almaya giderken bile petrol ofislerindekiler hani çok abes bakıyor. Sen mi alacaksın, sen mi götüreceksin? Evet ben götüreceğim, ben yapacağım. Yani bu benim işim, benim alanım. Ben bütün kadınlara da ilham vermek amaçlı. Hani mecburiyetten değil. Sevdiğim bir iş, dedelerden kalma bir iş olarak gördüğümden ziyade severek de yapıyorum. Özellikle mesela işçi alımlarında işçilere dönemsel olarak işçi ihtiyaçlarımız oluyor. O süreçte bile daha çok kadın arkadaşların gelmesinin taraftarıyım. Çünkü kadının emeği, kadının iş potansiyeli erkeklerinkinden kat be kat daha yüksek. Bir traktör sürüyorlar mesela ama burada toplanılan bütün taşların mesela kadının emeği, kadın topluyor. O sadece erkekler traktörü mesela topraktan çekip taşı boşaltıyor. Ama oradaki emek fazlalığı, iş gücü fazlalığı kadına aittir. Şimdi ekolojik olarak baktığımız zaman kadın mesela daha çok bildiğinden kaynaklı bence. Şimdi annelerimize baktığımız zaman onlar da zamanında hep bu şeyleri yapıyor. Hep bir yardımcı olarak gitmişler ama erkeğe yardımcı olarak gitmişler fakat ama hep bütün işleri kadınlar yapmış. Hani gerek yemek olsun, gerek taş toplama olsun, gerek işçilerle beraber toprağın içine girmek olsun. Şimdi onlardan da ilham alarak, hani annem ve babamdan ilham alarak ben bu işe girdim. Geldiğimiz zaman da kadın arkadaşlarla geldiğimiz zaman hem birbirimizi anlama noktasında çok daha iyi anlaşabiliyoruz. Sonuç itibariyle bir iş yapacağız mesela burada. Taşları arsadan taşları toplayacağız bu parselden. Kadın arkadaşlar daha hakim. Erkekler sadece sürmeye, işte araç sürmeye, traktör sürmeye, boşaltmaya. Biz öyle kullanıyoruz erkek arkadaşları burada. Kadınlarla daha çok samimiz. Yemek olsun, yemek servisi olsun. Bu konuda, bu alanda da çok çok daha iyiyiz. O yüzden kadın işçileri daha çok ben önemsiyorum kendi adıma. Ve onlarla her alanda ben kendim de çalışıyorum. Onlarla birlikte çalışıyorum. Sadece onlara parsel benim diye hani siz çalışın da ben sizi izleyeyim şeklinde değil. Ben de onlarla beraber çalışıyorum.
Bak devlet bizi ekonomik yönden çok fazla zorluyor. Çünkü biz ekiyoruz, kravatlılar yiyor. Biz olmasak öyle bir üretim söz konusu olmayacak. Üretmeyen bir toplumda zaten tüketilmeye ve bitmeye mahkum bir toplumdur. Biz ekiyoruz fakat ekimimizin karşılığını alamıyoruz. Nedeni ekonomik krizler. Şimdi çiftçilere herhangi bir avantajın sağlandığını düşünmüyorum. Uzun zamandır bu işin içerisindeyim. Resmi olarak geçen seneden beri yapıyorum bu işi. Fakat mesela mazot olsun, gübre olsun, tohum olsun fiyatlar çok uç seviyede olduğu için ektiğimizin karşılığını alamıyoruz. Çiftçi yok oluyor. Yok olmakla yüz yüze. Çoğu insan iş bırakıyor. Çiftçi yapmak istemiyor. Ekmek istemiyor. Çünkü ekiminin bir karşılığı yok. Borçlanıyoruz. Borcumuzu karşılayamıyoruz hasılatı kaldırdığımız zaman. Doğal olarak işte biz de soğuyoruz. Hani yapmasak mı? Ekmesek mi? Şeklinde oluyor. Ona rağmen hani bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat bu boyutta, ekonomik bu boyutta devam ederse eminim ki hiçbirimiz ekemeyeceğiz. Herkes de gidecek yani. Herkes dağılacak çünkü yok yani. Olmayan bir şey. Ben ekiyorum, tamam, mazot, petrol ofislerine borçlanıyorum, tohuma borçlanıyorum, buğdaya, gübreye borçlanıyorum. Ben o borçları karşılayamadığım zaman doğal olarak benim ektiğimin de bir anlamı olmuyor. Yani o ekonomik çarkı döndüremiyoruz. Benim kadınlara çağrım, bu alan sadece erkeklere ait bir alan değildir. Ben yapıyorsam bütün kadın arkadaşlar da yapar. Ki hep de yapıyorlar, şahit de oluyoruz toplumumuzda. İsim erkeğin ismi oluyor. Benim onlara çağrım bu ekolojik alanda bütün kadınların yer alması. Çünkü kadının doğaya girişi, kadının toprağa dokunuşu çok daha bereketli ve çok daha renklidir.